Lojistiği teknolojiyle buluşturan Türkiye'nin startup'ı Türport. İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün iş dünyasında kısa bir gezintiye çıkacağız. İş dünyasında moraller nasıl, işler nasıl gidiyor? İşin içinden bir profesyonelle beraber bunu konuşacağız. Today and Tomorrow danışmanlık, uygulamalı danışmanlık başkanı Selma Akdoğan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Selma Hanım, bir öğle vakti dedik ki şöyle biraz iş dünyasına bir bakalım. Resim nasıl? Nabzını siz çok yakından tutuyorsunuz. Hem lojistik sektörünün içindesiniz, hem enerji sektöründeki Türkiye'de şu anda en çok ihtiyacımız olan şey enerji yatırımları, alternatif enerjiler, Türkiye neler yapmalı? Bu sektörü de çok yakından takip ediyorsunuz. Otomatik olarak bu iki sektör de diğer bütün sektörlerin böyle kapsıyor. Çünkü lojistik olmadan, enerji olmadan üretim ve yatırım gerçekleşemez. Evet. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman sizin gözünüzde nasıl, onu bir alalım. Sonra ben bir Anadolu gezdim geldim, bir de ben kendi gözlemlerimi anlatacağım. Şöyle bir değerlendirelim istedim. Peki. Şöyle bir geniş açıdan bakarsak Türkiye 2002 ile 2013 arasında gerçekten büyük bir dönüşüm geçirdi. Ekonomik olarak müthiş bir yükselme sergiledik. Her şey çok güzeldi. 2023 hedeflerini konuşmaya başladık. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefledik ve bu yolda çok güzel ilerledik. Avrupa Birliği ülkeleri ile güzel bir ilişki kurduk. Dünya ülkeleri ile iyi bir ilişki içerisindeydik. Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz birçok dosya açtık. Bu dosyaları olumlu olarak kapadık. Bunun olumlu etkilerini gördük. Sonra 2013 yılında bir anda böyle şey spor bir arabaya binmiş 240 kilometre hızla giderken önümüze bir kamyon çıkmış gibi bir frene bastık. Yavaş yavaş yavaşlamaya başladık. Şu anda bence Türkiye ekonomisi bir yavaşlama içerisinde. Bir durgunluk var. Gerçi son göstergeler gene bir büyümenin hızlandığını, %5 gibi bir büyüme değil mi? Öyle evet. Çıktı olduğunu söylüyor. 2017'de de 4.9 olarak. Evet, ama buna incelediğimizde, detaylarına girdiğimizde görüyoruz ki bunlar kamu ve özel sektörün genelde tüketim ağırlıklı harcamaları. Ama sanayi yatırımları maalesef yok. Bunu geliştirmemiz lazım ki gerçekten o dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına girmeyi konuşalım. Genel olarak bir ben iş dünyasında heyecansızlık seziyorum. Şimdi ben Anadolu'da dolaştığımda ocağa kadar biraz... Stokların eritilmesi öncelikli konuydu. Üretim devam ediyordu ama bir heyecan yoktu. Ocak ayından itibaren çarklar daha fazla dönmeye başladı. Bunda tabii kredi garanti fonunda verilen desteklerin çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu bir anlamda körükledi. Yani üretim artışı var. Bu rakamlara da yansıyor fakat yine de bir eksik nokta var sanki toplumda, özellikle sanayiciler arasında bir eksik nokta var. Neyi bekliyor sizce sanayiciler? Yani ne istiyor şu an? Eksik olan ne duygusu? Şimdi bence orada bir şey, güven duygusu eksikliği var. Bir güvensizlik var. Gene ülkenin tepesinden başlayıp aşağıya doğru sirayet eden güvensizlik konusu gerçekten bence şu anda Türkiye'deki en önemli sorun olarak görüyorum. Hatta bir geçenlerde bir araştırma okudum. Dünyada bir 58 ülke arasında değerler analizi yapılmış. Bunların bir tane başlığı da güven konusuyla ilgili. Hı hı. Biliyor musunuz Türkiye'de her 6 kişi %12 komşusuna güvenirim, komşuma güvenirim diyen insan sayısı %12. Yani 6 komşunuzdan 5'inize güvenmiyorsunuz. Çevremdeki tanıdıklarıma güvenirim diyenler de %20. Yani 5 tanıdığınızdan 4'üne güvenmiyorsunuz. Şimdi böyle bir güvensizliğin olduğu ülkede buyurun yatırım yapın, iş yeri açın. Güvenmediğiniz insanları mı yanınıza alıp çalışacaksınız? Böyle bir durum var. Kimse kimseye güvenmiyor. Komşusuna güvenmiyor, arkadaşına güvenmiyor, hükümetine güvenmiyor, dış dünyaya güvenmiyor. Şimdi bir bu herkes bence birbirini bunu potansiyel tehlike olarak görüyor. Tehlike olarak görüyor. Evet, şimdi bir kere bu ortamı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Türkiye'nin ben önündeki en önemli engel olarak bunu görüyorum. Tabii bir de dış dünyayla olan ilişkilerimizi düzeltmemiz lazım. Dış dünyadaki algımızı düzeltmemiz lazım. Üretim çok güzel ama bu ürettiğimiz bir yere satacağız.
Şu anda benim duyduğum birçok sanayici yurt dışındaki müşterilerinden talep geliyor. Fakat diyor ki üretebilecek misin? Ortam müsait mi diye soruyorlar. Acaba şu teklifler geliyor. Git gel bakalım Doğu Avrupa ülkelerinden birinde sen fabrika kur da. Yani firmaya güveniyor, şahsa güveniyor yabancı ama ülkenin içinde bulunduğu duruma çok fazla güvenmiyor. O zaman algıyı doğru yönetmiyoruz anlamına geliyor. Yani şimdi Türkiye'de bir üretim iklimi var. Evet. Bugün Adana'ya gittiğimde de, Antep'e gittiğimde de, Kayseri'ye gittiğimde de aynı iklimi görüyorum. Yani üretim ne ister? Huzur ister. Huzur para, ister. Yatırım, huzurun ve istikrarın olduğu yere gelir. İş gücü de ücretin yüksek olduğu yere gider. Evet. Şimdi yatırım oraya gelecek ama bir yanlış algı var dünyada, Türkiye algısı. Bu yanlış algının düzeltilmesi gerekiyor evet, her şeyden bunun önce. İçin kesinlikle bir ulusal politika belirlememiz lazım. Yani şu anda ilk önceliği buna vermemiz lazım. Hem dış dünyaya hem içeriye, topluma bir güven aşılamamız lazım. Çünkü güvenin olmadığı yerde performans olmuyor, yaratıcılık olmuyor, üretkenlik olmuyor. Ve ben bunu diyorum, tek kelimeyle anlatıyorum. Heyecan. Heyecan yok. Heyecanlı insan görüyor musunuz? Tabii heyecan olması için önce güven duymanız lazım. Amerika'da evet. yapılan araştırmalarda sermayenin en önemli bölümünün, hatta oran da vermişler, %50'lik kısmının güven olduğu. Evet. Yani güven ve itibar. Burada en önemli iki hikaye. En büyük sermaye, onun dışındaki kalan heyecan ve paranız. Evet. Bu da çok önemli, çok bir gösterge önemli. Aslında. Aynen. Bizde eksik olan bu diyorsunuz kesinlikle. Şu an. Kesinlikle ama tabii şunu da diyorum. Yani böyle bir olumsuz giriş yaptım belki ama şimdi bazı şeylerde her zaman söylediğim bir şey var. Hep biz birilerinden bir şey bekliyoruz. İşte şey değişsin, iş yerim değişsin, ben de iyi olayım. Ülkem değişsin, ben de iyi olayım. Hayır, ben diyorum ki gene biz önce kendimize dönelim. Bir kere bir maneviyatımızı güçlendirmemiz lazım. Yani manevi değerlerimizi biraz arttırmamız mesela lazım. Mesela neyi kastediyorsunuz maneviyatın güçlendirilmesi derken? Ki benim etki alanım neresi? Benim yönettiğim şirketler ya da danışmanlık yaptığım şirketler. O zaman buralardan başlamalıyız. Önce şirketlerdeki bir değerleri tanımlamamız lazım. Yani ülke için konuşuyoruz ya algı diye, aslında önce şirketimiz için konuşalım. Şirketimizin değerleri ne, hedefleri ne? Bunları tanımlayalım ve bir duygu bağı yaratalım. Şimdi yeni nesil diyoruz, genç çalışanlar diyoruz. Bunlar yeni nesil duygu bağı kurmak istiyor bulundukları ortamla birlikte. Bir kere bunları yaratalım. Ondan sonra şirketimizde yaratıcılığı güçlendirelim. Artık bugün dijitalleşen bir dünya konuşuyoruz. 4.0 siz anlatıyorsunuz Endüstri her 4.0, yerde. Evet. Endüstri 4.0 diyoruz. Bu bir yaratıcı zeka diye bir kavram var, biliyorsunuz. Artık standart süreçleri, monoton işleri yükleyin yazılıma, o yapsın. Biz içerideki insan kaynağının beynini kullanalım, fikrini kullanalım, yaratıcılığını kullanalım. Gerçekten çok yaratıcı bir nesil var. Aslında teknolojiye çok hakim bir nesil var. Ve şu anda gene bir araştırma okudum. Türkiye dünyada sosyal medyayı en iyi kullanan ülkelerden bir tanesi. Ama en az kullanılan araştırma motorları, biliyor musunuz? Tabii. Araştırma motorlarını kullansak dahi orada edindiğimiz bilgileri analiz etmiyoruz, sorgulamıyoruz. Bütün bunları önce bir analiz etmeyi öğrenmemiz lazım, sorgulamayı öğrenmemiz lazım. Gene yeni dünyada, yeni iş ortamlarında artık eğitimden çok, meslekten çok beceriler ön plana geçecek. Yani nasıl beceriler? Problem çözme yeteneği olan insanlar. Bugün artık hangisi, işte iki tane farklı sektör konuştuk. Bunun yanında daha başka sektörlerle de ilgileniyoruz. Eğer belli yetenekleriniz varsa istediğiniz sektörde, istediğiniz alanda çalışabilir hale geleceksiniz. Bugün artık problemleri çözmekten de öte, problemleri önceden öngörüp, simüle edip, bunları ortadan kaldırmayı konuşuyoruz. Bunları da neyle yapıyoruz? Araştırma geliştirme birimleriyle. Maalesef Türkiye'de hala araştırma geliştirmeye ayrılan kaynaklar çok düşük. Bunu arttırmamız lazım. Bunu gene bir hükümet politikası olarak ele almalı. Ama gene aynı zamanda dönüp şirketlerimize dönüyorum. Şirketlerimizde de araştırma geliştirmeye, araştırma ve geliştirme ortamlarını yaratmaya önem vermemiz lazım. Şimdi alın terimizin, yani emeğimizin yerini artık robotlara bırakalım. Hep bu söyleniyor. Almanya 5 yıl önce başladı. Biz de bu süreçte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Endüstri 4.0'da. Ama o zaman emek ne yapacak? Emek de sizin söylediğiniz akıl terini çalıştırmak adına oturacak, düşünecek ve bilgiyi analiz edecek. Öngörüleri
tespit edecek. Evet. Yani önceden gelen tehlikeleri ya da talepleri ya da ihtiyaçları önceden öngörecek. Akıl terini çalıştıracak ve onu o robotlara yükleyecek. Şimdi bu hikayenin yapılabilmesi şu mobil teknolojiyi, sosyal medyayı vesaire olarak değil de kod yazma konusunda kullanmak, yeni yazılımlar yazma konusunda kullanmakla mümkün. Ya biz çok kullanıyoruz ama sosyal medyayı çok kullanıyoruz. Aynen. Demin konuştuğumuz gibi bunu saatlerce. Bunu baş parmak kolonisi der hocalar. Evet. Birbirimizi gözlemekle vakit geçiriyoruz ama aslında. Ama aslında peki bu dijital dönemde ben şunu iddia ediyorum son dönemde. Dijital dönemin bir silahı bu. Yani uyuşturucu silahı, insanların beynini, zamanını kitaplardan ve araştırmadan kaldırıp buraya yönlendirerek işte düşünmeyen, sürekli birbirini gözetleyen, herkes herkesin ne yaptığıyla haşır neşir oluyor. Peki üretim nerede? Yeni fikir nerede? Evet. Yeni öngörüler nerede? Gelecek tasavvurumuz nerede burada? Yok. Size bir araştırma daha söyleyeyim. Hayal gücü çok önemli. Yani her şey ne diyoruz? Hayal kurmakla başlar diyoruz. Gene Türkiye'de yapılan bir araştırmada çocukların sadece %50'si hayal kuruyormuş. Kurdukları hayaller de genellikle meslek olmak, meslek hayalleri. İşte büyüyünce polis olacağım, doktor olacağım. Yani kutulara oturtan kendine hayaller. Yetişkinlerin ne kadar hayal kuruyor? %14'ü. Şimdi hayal kurmayı öğrenmedikçe, hayal kurmaya vakit ayırmadıkça biz nasıl yenilik yaratacağız? Ama hayal kurmaya vakit ayırmak için de bir takım daha lüzumsuz işleri diyeyim, daha makinelerin yapması. Ya bizim de kendimize vakit ayırmamız lazım. Aynaya bakmak bu anlamda maneviyatta çok önemli. Evet. Aynaya bakıp kendini tanıma hikayesi. Bir ayna bulmanız gerekiyor. Bir ayna bulmak lazım. Yapacak. Yüzleşmek lazım aslında. Kesinlikle. Hayatın kendisiyle yüzleşmek lazım. Evet. Aslında biliyor musunuz iş hayatında koçlar ve danışmanların da en önemli görevlerinden bir tanesi. Bugün ben de koçluk alıyorum. İnanılmaz şey öğreniyorum. Yani ben bir yandan öğretirken, zaten en önemli şey de bu değil mi? Öğretirken öğrenmek bir yandan da. Hayat boyu öğrenmek bizi geliştirecek. İşte o beceri diyoruz ya, becerimizi arttıracak en önemli şey. Geçen gün bir iş adamı, üstadımız dedi ki, bir sohbet ediyoruz kendisiyle. Gene herkesin şikayeti güvensizlik ve itibar kaybının yaşanması genel olarak. İyi insan bulmak çok zor. İyi insan buldun mu kaybetmeyeceksin. Sıkı sıkı sarılacaksın diyorlar. Evet. Ama her şey önce bir güvenmekle başlar. Yani ben ilk tanıdığım kişiye güvenmem diyen insanlar sayısı gene %80'lerin üzerinde. Şimdi böyle başlarsanız. Bu bir ölçüt olmaması lazım. Evet ama yani her tanıştığınız insana önce bir krediyle başlamanız lazım. Gene ben buradan konuyu gençlere getireceğim. Evet. En sevdiğim konuya. Gençler diyor ki bize güvenin. Özellikle de yeni mezunun, gençlerin en büyük şikayet ettiği şöyle bir konu var. Diyorlar ki biz işe girerken tecrübe arıyorlar. Biz işe girip çalışmazsak tecrübeyi nasıl edineceğiz? Bu tecrübeyi okulda edinemiyoruz ki zaten, okulda bize bir fırsat edinilmiyor. Vereceksiniz. Aynen, o zaman gençlere güveneceğiz. Yeni nesil gerçekten çok hızlı işi kavrayan, belki de o teknolojiyi çözmüş bir beyin yapıları var ya, yani çocukluktan itibaren hep böyle bir şeyleri çözerek geliyorlar. Onun için yeni gençlere güvenmemiz lazım. Yeni gençlik şöyle bir şeyleri var. Zaman bağımsız, yer bağımsız çalışmak istiyorlar. Evet. Ama işi de aldıkları zaman sonuna kadar götürüyor. Fakat diyor ki eğer benim işim yoksa beni sabah 8.30'da işe getirtme arkadaş. Ya da işim bittiyse 6'ya kadar oturacaksın. O zaman burada ama güven kelimesinin gece 1'e kadar da güven kelimesinin yanına yeni dönemde verimliliğin yeniden tarif edilmesi kesinlikle gerekmiyor mu? Kesinlikle. Verimlilik yeniden tarif edilmesi. Yani verimlilik 9-6 olmuyor. Evet, performans kriterleri tekrar şey yapılmalı. Şimdi bizde performans nasıl? Patron oturuyor koltuğundan, bir kişi hakkında karar veriyor. Artık bunlar değil, 360 derece tüm paydaşların görüşlerinin alındığı bir performans sistemi olmalı. Daha çok uzun bir konu bu. Valla bunlar çok konuşulacağı benziyor. Böyle bir yaraya parmak bastınız. Bastık. Emin olun şu an bizi izleyenler de ya bunlar Türkiye'nin bence en önemli meseleleri. Ben sözün senet olduğu bir Türkiye'yi özlüyorum, hayal ediyorum. Kesinlikle. Bunun için de güven ve itibar çok önemli. Evet. Yine güzel bir sözle bitireyim izin verirseniz. Kar ve zarar lastik top gibidir. İner ve çıkar. İtibar kristal top gibidir. Bir kere düşürürseniz kırılır ve bir daha onu toparlayamazsınız. Evet. Önemli olan itibarımız hiçbir zaman kırılmasın. İşte bu değerlerimize sahip çıkmalıyız. Değerlerimizi önce iyi yönetelim. Hakikaten benim bugünlerdeki en önemli gündemim güven, güven, güven. İnşallah hepimiz çabalarımızla önce kendimizden başlayarak ülkemizi daha güvenilir bir ülke konumuna, eski konumuna tekrar getirmeyi hayal ediyorum.
Evet, madem öyle dedik, gençlerden gidiyoruz. Ne zaman? Yeni nesil bir üreticiyi çağıralım. Sakarya Genç İş Adamları Derneği Başkanı Kemal Korkmaz, Gökhan Korkmaz konuğum olacak. Gökhan Bey'i yayına alacağız. Size çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Selma Hanım, daha verimliliği yüksek, doğal olarak da katma değeri bol bir ürün ve hizmet diliyoruz bu yıl Türkiye'ye. Bu İnşallah. Dileklerle bu bölümü kapatıyoruz. İnşallah. Ben de şüphem yok. Bu enerji olduktan sonra hiçbir şey olmaz. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra Gökhan Bey bizlerle, sakın bir yer ayrılmayın. Lojistiği teknolojiyle buluşturan Türkiye'nin startup'ı Türport.